haberi mi var istersen? Diğer eline... ...2015 yılından bugüne kadar Konya Tropikal Kelebek Bahçesi doğa sevgisini özellikle çocuklara aşılamak için elinden gelen bütün gayreti sunuyor. Bu gayretler arasında da kelebekleri çocuklara sevdirmek, papağan gibi farklı kuşları göstererek çocuklara doğa sevgisini biraz olsun göstermek, dal böceğine temas ettirerek doğayla daha iç içe olduğunu göstermeye çalışıyor. Şimdi de Madagaskar tıslayan böceğiyle bu farklı canlıyla çocukları aynı noktada buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Madagaskar tıslayan böceği adından da anlaşılacağı üzere Afrika kıtasında bulunan Madagaskar isimli ülkede yayılış göstermektedir. Ve en büyük böceklerden, en büyük hamam böceklerinden bir tanesi olma unvanını elinde taşıyor. Bu böceği, Madagaskar tıslayan böceğini de buraya getirerek burada insanların onunla bir bağ kurmasını, daha doğrusu onun sayesinde doğayla bir bağ kurmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve Madagaskar tıslayan böceğini erkek bireylerine dokunduğunuz zaman bir tıslama sesi, ismini de buradan alıyor zaten, bir hışırtı sesi çıkarıyor ve bu ses sayesinde de avcılarından korunmaya çalışıyor. Ses biraz da yılanı anımsattığı için oradaki bir yılan tıslaması olduğunu düşünüyor avcı ve bu şekilde bu tamamen zararsız canlı, evet birazcık büyük ama tamamen zararsız olan canlı kendisini korumuş oluyor. Aynen, bahçe içerisinde bizim belli bir teraryumumuz var. Bu teraryum içerisinde devamlı sergide ve özellikle çocukların bolca dikkatini çekiyor bu. Çünkü daha öncesinde çok rast gelinmemiş bir canlı olduğundan dolayı bu böceğe ilgi oldukça fazla ve bazı dönemlerde de çocukların ellerine bu böceğe dokunmalarına fırsat vererek verebiliyoruz çocukların ellerine. Götür de o yüzden bu kadar büyük. Madagaskar fıslayan hamam böceği. Elini aç, elini aç. Hayır ya, yer var mı? Süpersin. Aynen öyle, hiç öyle korkutucu bir şey değil. Aynen öyle, Fırsat bu fırsat işte. Bu sayede böcek korkun varsa önüne geçersin.